Evet, şimdi hazırız kardeşim. Koray, teşekkürler. Biz de Almanya'dan Bargin Asen'den A milli takımın kampından mutlu sabahlar, iyi yayınlar dileyelim. A milli takım Çekya maçı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştiriyor. Şu anda Reha Kapsal'la birlikte, Reha Hoca ile birlikte hem buradaki gözlemleri hem de maçtaki olası senaryoları konuşacağız. Hocam, biraz negatif bir atmosfer oluşmuştu. Bu arada kurtarıyor. Hava sıcak aslında. İyi olabilirdi ama çok da ıslanmaya gerek yok hocam. Biraz atmosfer dağılmaya başladı gibi. Portekiz maçı sonrası çok olumsuz şeyler konuştuk ama artık sahaya çıkacağız. Önemli de bir avantajımız var. Neler söylersiniz hocam? Senin dediğin gibi Emre, bir suni gündem yaratıldı. Bu doğru değil. Herkesin bir fikri olabilir. Hatalı işlere mutlaka dile de getirebilir ama hepsi geçmiş turnuvalarda da örnek aldığımızda bunun bir faydası olmadığı gibi. Biraz ıslandık hocam. Evet, evet, biraz ıslandık. Ondan sonra geçen turnuvalarda olduğu gibi, dediğim gibi, yani bu turnuvada biraz beklemek gerekir. Çok sabırsızız. Biraz sabredelim. Biraz oyuncularımıza, teknik kadroya güvenelim. Tabii ki eksiği gediği var. Ben de dile getirdim. Hem Gürcistan maçında da yenmemize rağmen, Portekiz maçında da benim gibi birçok insan da dile getirmiştir. Ama biraz sabırlı olmak gerekir. Şimdi işte enerji vermek gerek. Şimdi birlik, beraberlik zamanı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkes kendi fikrini söyleyecek. Şu oyuncu oynayacak veya oyuncu değişikliği yanlış. İşte formasyon, oyun planı, bunlar tabii ki konuşulacak. Ama dediğim gibi birazcık daha olumlu hava yaratmalıyız milli takımımız için. Hocam, şimdi yavaş yavaş takım geliyor. İki gün önce bizim aslında yayın esnasında ekrana yansıyan Arda Güler ve Vincenzo Montella arasındaki o yelek konusu, ki çok çok fazla speküle edildi. Biz direkt olarak burada antrenmanı takip ediyorduk. Fark etmedik bile hocam. Siz teknik direktör olduğunuz için bunları çok çok daha iyi biliyorsunuz. Yani küçük bir durum olabilir ama bu antrenmana olumsuz yansıyacak bir şey değildi. Biz fark etmedik bile. Onu nasıl yorumlarsınız hocam? Ya, burada Montella'nın da bir teknik adam olarak hatası var. Ne gibi hatası var? Şimdi bir teknik adam bir antrenman planladığında Emre, direkt antrenman işte ısınma, ana bölüm ve sonra da soğuma, yani artık toparlanma bölümünü planlar. Ve oyuncuları da ana bölümde veya ısınmada nasıl kullanılacağı işte orada yazılır, antrenman içeriği ve hangi oyuncuları yapacağı bellidir. Aynı şekilde saha içinde Arda gibi sakat oyuncular eğer çıkıyorsa, onlar da yardımcı antrenör eşliğinde nasıl bir antrenman planlanacak, o da belirlenir. Aynı zamanda fizyoterapistlerle de kalıp doktorla, belki yani fitness salonunda geçirecek oyuncular vardır, tedavi olacak. Hepsi onun planlaması Montella tarafından olması gerekir. Arda buraya geldiğinde yeleği almaya değil, orada daha önce yardımcı antrenörünü alıp işte planlamada sen Arda benimle beraber farz edelim iki tane 15 dakika koşacaksın. Birazcık estetme hareketleri yapacağız, dinamik stretching. Ondan sonra senin antrenmanın bu kadar. Çünkü seni amacımız Çekya maçını hazırlamak. Şimdi siz bunu Arda'ya söylemezseniz, Arda da bilmediğinden girip o yeleği alır. Yelekte de zaten şu, orada da bir yanlışlık var. Oradaki yelekte bir, yani 5-2 dediğimiz, işte Barcelona falan bilirsin, orada Ronda denilen bir oyun vardır. Hatta sen Galatasaray'ı yakından takip eden başarılı bir muhabirsin. Okan Hoca da Galatasaray'la, şöyle örnek vereyim, oyuncularla girer orada neşe yapar. O ana bölümü değildir. Şimdi Arda orada hoca görünce tabii bir anda panik yapıyor. Tekrar işte kasınla ilgili problemi olduğundan müdahale edip yeleği alıyor. Bu olay buradan gelişiyor. Yani Montella biraz daha bunu düzenli yapsaydı hiç ona da gerek yoktu bana göre. Ama bundan böyle abartılı, bundan işte çok kötü bir ortam yaratmak vesaire, işte farklı o hesaplaşmaların içine girmek Arda üzerinden, bunlar doğru değil. Hocam, şimdi tabii eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı olacak. Samet'in bir sakatlığı vardı ama görüyorum zaten iyiye gittiğini söylemişlerdi. Şu anda da takımla çalışıyor. Bir kadroda da değişiklik olacaktır muhakkak. Özellikle savunma hattında zaten mecburi bir değişiklik. Siz ne bekliyorsunuz? Portekiz maçı planından neyi değiştirebilir Montella Çekya karşısında? Ya, plan derken tabii ki ben oyun anlamında da konuşuruz ama önce senin sorduğun sorudan başlamak gerekir. Stoper rotasyonu nasıl olacak mecburen? Ben Kaan'ın bir kere turnuva başından beri stoper oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kaan orta saha oyuncusu değildir. Hareket hızı yoktur. Çok böyle oyunu kuran, yani orada tempoyu belirleyecek bir oyuncu değildir Kaan. Sağ bekte değildir. Galatasaray bu sene sıkıştı, evet o mevkilerde kullandı ama esas orijin yeri, hatta bundan evvelki baktığımızda Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde İtalya'da, işte o Covid zamanından sonra bir sene ertelen, orada o turnuvada falan hatırlarsın, Fransa milli maçları vesaire, hep stoper, yani başarılı bir stoper geçmişi vardır.
Ve de baktığımızda eğer Ozan sakatsa, Çağlar sakatsa orada mutlaka bana göre kullanılacak oyuncu Kaan olması gerekirdi. Yani mecburiyetten Kaan oynayacak büyük olasılıkla sağ stoper. Yani sol stoperde Ahmetcan Kaplan'ı da deneyebilir. Tabii ki tecrübesiz ama Meri çok maç eksiği var benim gördüğüm. Suudi Arabistan'a gitti. Orada sağ bek oynadı vesaire ama fiziksel iyi değil. Şimdi o boyda bir oyuncunun fiziksel iyi olmadığı mı sıkıntı yaşarsınız. Zaten top tekniği değil. Çabuk bir oyuncu değil size'ından dolayı. Siz orada güçlü olacaksınız. Yara sağlam basacaksınız. Meri'nin maalesef öyle bir durumu yok. Hatırlarsın Gürcistan maçı biz üçlüye döndük. Top rakipteyken beşli bir savunma yaptık. Rakip bir topu direkten döndü. Üç gol pozisyonu kaçırdı. Yani Meri dönünceye kadar falan. Yani onun için Samet ise Samet'i oynat tabidir belki ama yani dediğim gibi en büyük sorunumuz zaten turnuva başında Ozan'la Çağlar'ın sakatlaması orada. Yani burada ne akla geliyor parantez içinde Cenk Özkaçar yani niye mesela eğer bu kadar Valencia'da 30 maç üzeri oyun oynayan bir oyuncu 2 sezonda full oynuyor neredeyse. Sol bekte oynuyor, sol stoper. İşte burada kalıyorsunuz. Yani Cenk gibi oyuncu sol ayaklı. Ama büyük olasılıkla tabii ki Montella Samet'e oynatacaktır. Öyle düşünüyorum. Ahmetcan Kaplan'ın tecrübesi diye düşünüyordur. Meri de hazır olmadığını. Eğer Samet ise Samet oynayacak. Samet de güven eşi eksik bir oyuncu. Dün de dile getirdim ben. Yani her an hata yapabilecek bir oyuncu. Yani dengeli, kontrollü, size güven bir oyuncu, veren bir oyuncu değil. Bir teknik kadroya da vermez. Maçı sahada ve televizyon başında izleyen insanlara da vermez. En büyük sıkıntısı. Sonuçta Samet, evet dediğin gibi antrenmanda büyük olasılıkla Samet de iki tane sağ ayaklı stoper. Kaan oynayacak gibi görünüyor. Hocam bu arada Orkun yanılmıyorsam geliyor. O da bireysel olarak çalışıyor. Son olarak şunu da sorayım hocam. Çok sıcak çok tutmak istemiyorum ama Çekya maçı öncesinde tabii elimizde farklı senaryolar var. Grup ikincisi olursak başka bir yol izleyeceğiz. Üçüncü olursak yine farklı senaryolar var. Bunlar arasından şöyle de bir avantajımız var aslında. Yani futbolda tabii bunlar belki çok yeri yok ama bir taraftan da insanların aklına gelen bir kısım. Son gruptayız. Bütün eşleşmeleri göreceğiz. Belki ona göre hareket etme, hesap yapma şansımız olacak. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Tabii Emre söylediğin gibi özellikle dün Hırvatların beraber etmesi İtalyanların son saniye golüyle yani bu bizim avantajımız. Bugünkü maçlara göre de belki yani bizim maçı oynamadan önce en iyi 4 6 grupta 4 üçüncüden biri olacağız yani. Ama benim düşüncem yani tamam o cepte olabilir ama benim düşüncem yani o üçüncülükten daha önemli bizim ne oynayacağımızla ben ilgiliyim. Sen de öylesindir. Yani Çekya'yı yenmemiz gerekir. Eğer biz turnuvada ondan sonraki rakiple sert bir rakip gelecek büyük olasılıkla son 16'da. Yani onun için yani bizim baz aldığımız Portekiz maçıydı. Gürcü maçıydı. Ben Gürcistan için turnuva başında söyledim. Yani turnuvanın en kötü takımı. Norveç milli takım kaçırdıklarını aslında biliyorsun fark yapardı. İlk kere 12 tane Norveç'in şutu vardı. Gürcülerin şutu yoktu ilk devre. Yani onun için esas bir test yani. Hem de turnuvada biliyorsun ikinci genç takımımız biziz. Birinci Çekya. Norveç diyorum da aldım. Özür dilerim. Çekya bu anlamda yani oynanan oyun. Yani hem çıkarcı 11, yaptığı hamleler, oyun anlayışımız. Mesela Montella ben maçtan sonra olsaydı, Portekiz maçından sonra mesela basın toplantısı şunu söylerdim. Bizim planımız da gol atmak için. Yani bırak oyuncu yanlışlıkları var. Yani Samet'i bir maçta oynayıp Gürcü maçı mıdır testi? Al sıkıntı yarattı. Altay. Uğurcan oynamış bu kadar. Ligde Altay'ı getirip oynatıyorsun. Orkun Kökçü kötü oynamış sana. Gürcistan maçında sahanın en kötüsü. Hiçbir aksiyonunda yok. Onunla başlıyorsun. Yani orta sahada dediğim gibi Kayan'ı stoper başlatmak gerekir. Hani tamam İsmail sakatsa Salih Özcan'ı oynatırsın. Yani Salih Özcan'la İsmail'le beraber Hırvat maçında biliyorsun 1-0 yendiğimizde grup maçında pozisyon vermedik. Yani bunlara eli değmesi gerekir. Yunus yani Yunus'un olmaması gerekir. Montella şunu yapmaması gerekir. Ya yani şöyle bir slogan vardı Emre hepimizin bildiği. Bizim çocuklar değil mi milli takım? Ya benim çocuklara dönmez yani Yunus'la Samet yani benim çocuklar Demirspor'dan çalıştım böyle olmaz burası milli takım. Ya yani kimse mutlaka orada sahada biz onu hak eden performansıyla her şeyle onu oynatmamız gerekir. Yani Yunus'u oynatıyorsun bu çocuğa da yazık. O zaman baskı geliyor ona da. Hazır değil bir sezon geçirmemiş Leicester'da. Leicester Premier Lig'e çıkmış. Anlaşma yok.
Galatasaray'a bildirmiş bir ay önceden. Yani vesaire vesaire. Yani Samet Panathinaikos da kötü sezon geçirmiş. Zaten Fenerbahçe'de kalsa oynamayacak neredeyse hiç. Yani bunları doğru mix edip Montella'nın doğru bir kadro çıkartıp dediğim gibi ne oynadığımızı bilmeliyiz. Top rakipteyken doğru kontrollü bir savunmamız yok. Top ayağımızdayken yok. Milli takımın en büyük bizim oyun tarifimiz nedir başarılı olduğumuzda? O çılgın Türkler işte sloganı niye atıldı? Biz son dakikalar gol işte maç bitti demeden biz bitti demeden bitmez vesaire nedir? Hücum oynayarak. Yani milli takım biz hiçbir zaman savunma yapamadı ki. Bizim Avrupa'ya giden takımlarımız da bak bu sene geçmişler savunmadan hiçbir şekilde tur atlamadık. Gol atarak vesaire Türk futbolunun yani mentalitesinde savunma yapmak yok. Öyle bir savunma disiplini de yok. Ama ne hücum var. Hücum yeteneğimizde yani o nasıl oynayabiliyorsak onu o şekilde oynamamız gerekir. Ben Montella onun için söyledim. Yani Montella'nın bir şekilde yani bu takımı hücum ettirmesi gerekir. Top ayağında bizim milli takım nasıl hücum edeceğini bilmiyor. Şimdi hem sete edemiyor hem de çok kısa en son şunu söyleyeyim. Şimdi Yunus'la oynuyorsun, Kerem'le oynuyorsun Portekiz'e, Barış Alper'le. Diyorsun ki 3 tane açık alanda hızlı oyuncuyla. Peki geçişi nasıl planlayacaksın bununla ilgili? O geçiş ucunu bir plan yok maalesef. Şimdi Cenk'le Bertu niye oynar? Şimdi Barış Alper evet Hırvatistan maçında gol attı, önemli bir gol. Evet açık alanda yakaladı, Galatasaray'da da zaman zaman oynadı ama yani şimdi sırtı dönük orada başka mesaiyet ister. Sen Gürcistan maçında bu kadar koşu mesafesi yokken rakipler alanda oynuyorsan Cenk'le oyna. Bertu ile Portekiz maçında demiyorum elde çok iyi santrafor olur Bertu oynasın. Hayır ama güçlü basar bağlantı oyuncusu olarak ne yapar? Farzem Yunus'u oynatmasın Kerem'le Barış Alper'e bağlantıda alan açar. Onları da iyi gösterir. Şimdi bunu sırtı dönük oynamayacağı, yani bunu hepimiz biliyoruz Barış Alper. İlk teması kötü, tekniği kötü, pas alışverişi, oyun bilgisi, en büyük özelliği atletizmi değil mi? Gücü. Yani sen Galatasaray'dan da biliyorsun. Kerem'in de öyle. Bunları o zaman o bağlantıyı da yapacak Orkun olmaz formsuz. O bağlantıyı da daha doğru oyuncuyla olması gerekir. Yani Yusuf Yazıcı ile Ebrelas falan olmaz. Yani buradaki orta saha düzeninde Salih Özcan'ı tutarsın. Burada oynaması gerekir. Hakan'ın biraz daha evet daha Inter'de derinde oynuyor. Üçlünün önünde ama daha o bağlantıyı o az önce söylediğim gibi koşucu oyuncuları koşturacak Hakan. Oradaki rolü farklı olabilir Inter'de ama bizde daha farklı olup yani bunları planlaması Montella'nın gerek. Öbür oyunculara da bana göre ne oluyor işte Barış Alper oynar mı kötü? Oyuncuları da kötü hale getiriyor. İşte Yunus evet ben de söylüyorum. Aynı şekilde Kerem. Ya burada Kenan da oynasaydı aynı şey olacaktı. Yani Kenan için de aynı şeyleri söyleyecektik. Niye? Onu oynatacak bir fikir yok milli takımda, bir düşünce yok. Montella'nın bunu düzeltmesi gerekir. En son maçtan sonra mesela dedik ya bizi yani beni direkt eleştiriyorsunuz. Pardon hocam kimi eleştireceğiz yani? Ya kulü yani milli takım doktorunu eleştirmeyeceğiz yani Hırvatistan milli maçından sonra seni nasıl övdüysek, değil mi? İlk geldiğinde Kuz'dan sonra aynı şekilde övgü varsa yani mutlaka bir şekilde de övgünün olduğu yerde tabii eleştiri de olacak. Bu da gayet doğal. Ama dediğim gibi Montella'nın dersini doğru çalışması gerek. Çok iki maçtan çıkılacak dersler var. Hem oyun anlamında duran top setimiz yok. Bizim size'lı bir takımımız değiliz. Portekiz sen maçtaydın beraber. Portekiz milli takımı İstiklal diyorsun. Milli maçlar okunduğunda bakıyorsun fizik yapıları çok yani çok bariz üstünler bizden. Böyle duran topla ilgili set çalışırsın, organizasyon vesaire vesaire. 3 haftadır kampta takım. Biz bunları Türk milleti olarak görmek istiyoruz. İnşallah bu kısa zamanda şoklamayla Çekya maçında görürüz. Başarılar diliyoruz milli takıma tekrar. Çok sağ olun hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Yavaş yavaş da zaten antrenmanın sonuna doğru geleceğiz. Basına açık olan kısmının sonuna geleceğiz. Daha doğru ifade edelim. Takımla ilgili şu an bir sahaya da bakıyorum. Aktarabileceğimiz yeni bir not var mı gibi. Az önce söyledik. Samet takımla birlikte çalışıyor. Zaten çok ciddi bir problem yaşamadığı bilgisi vardı. İsmail takımla çalışıyor. İrfan Can takımla birlikte. Şu anda Abdülkerim'in tabii sarı kart cezası var. O nedenle forma giyemeyecek. Onun dışında ise bir eksik gözükmüyor. Milli takım bu antrenmanın ardından maçın oynanacağı Hamburg şehrine geçecek. Bir özel uçakla öğle saatlerinde Hamburg'a geçecek milli takım. Akşam saatlerinde Vincenzo Montella ile birlikte İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak ve yarın da artık gruptaki kader maçımızda Çekya ile karşı karşıya geleceğiz. Önemli bir avantajımız var puan anlamında. Grup ikinciliği şu an itibariyle bizim elimizde en azından maçın başlangıcı itibariyle ve bir puan dahi bizi ikinciliğe taşıyacak. Farklı senaryolar da var tabii ki.
grup üçüncülüğüyle ilgili ama şimdi en azından bu ihtimalleri çok fazla dillendirmeyelim, düşünmeyelim. Biz daha çok galibiyeti planlayalım, onu düşünelim. Burada gerçekten çok da coşkulu maçlar oynadık. Tribün atmosferi anlamında ev sahibi avantajına sahibiz bir noktada ve bunu da çok fazla kullandık. Çok fazla iki maçta da Dortmund şehri kırmızı beyaza bürünmüştü. Yarın da Hamburg'da benzer tablolar olacak gibi organizasyon da gerçekleştirildi. Türkiye saatiyle 18'de bir toplanma alanında, Hamburg'un merkezinde, Trangar'ın çevresinde bir toplanma alanında milli takım taraftarları toplanacak. Yine Dortmund'takine benzer çok çok büyük katılımlı bir yürüyüşün gerçekleşmesi bekleniyor. A milli takımın antrenmanında artık yavaş yavaş basına ayrılan bölümün sonuna geliyoruz. Dediğim gibi birazdan bu antrenmanın ardından da A milli takım kafilesi Hamburg'a uçakla geçecek ve akşamda Vincenzo Montella ile İrfan Can Kahveci'nin katılacağı bir basın toplantısı var. Biz Almanya'dan sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.